Assalomu alaykum. Bugun biz sizga hikoya qiladigan maqbara haqida internet tarmog'ida deyarli ma'lumotlar uchramasligi mumkin. Shu bois biz poytaxtimizning Qorasaroy mahallasida joylashgan Xo'ja Mu'in maqbarasi haqida asosli hamda qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ularning avlodlari bilan suhbat qurishga qaror qildik. Mana ayni damda kunlar ham sekin asta uzayib bormoqda. Demak, uyda o'tiravermasdan tashqariga chiqib aylanadigan vaqtlar ham keldi. Shu payt xan deb ham ko'ngilochar bog'larga borish, kafe restoranlarda dam olish kishiga xush kelavermaydi. Ammo Toshkentda asrlar mobaynida saqlanib qolgan me'moriy obidalarni ziyorat qilish ham ma'nan ozuqa beradi, ham dunyoqarashning yanada kengayishiga sabab bo'ladi. Bugun yuqorida aytib o'tganimizdek, Mu'in Xalfa bobo haqida qiziqarli ma'lumotlarni ulashish istagidamiz. Tomosha qilib sizning ham ziyoratni amalga oshirish uchun xohishingiz tug'ilib qolsa, ne ajab. Qorasaroy bu juda katta tarixga boy joy bu. Bu maqbaraning ichida Mo'yin xalqi Ishon bobomiz yotibdilar. Bizaning 6-chi avlodimiz. Ben ularga 6-chi avlod bo'laman. Bu yerda ularning yonlarida Umarxon to'ra o'g'illari, bosh farzandlari yotishibdi birga. Atrofida qolgan buvalarimiz yotishibdi. Bularni Qorasaroy tarixiga kelsak, Qorasaroy aslida bu yer oldin ipak yo'li bo'lgan. Saroy Qafoshoshi hazratlarining orqasida bo'lgan haqiqiy saroy. Podshoh o'sha Baroxonligida avlodi o'sha saroyda o'sha yerda o'tirishgan ular. Qorasaroyga kirish joyi shu yerdan bo'lgani uchun bu yerda baland bir saroyga o'xshagan bir joylashgan. Shunda shunda o'tgan odamlar shu yerda to'xtab, shu yerda dam olib, shu yerda ovqatlanib, shu yerda saroyga yo'l olgan. Bu yer ipak yo'li bo'lganligi uchun mana shu yerda to'xtab, hamma qiladigan savdosi, qiladigan muomalasi qachon keladi, ertalab azondami, tongdami kelganda shu yerda to'xtab, dam olib, keyin ketishgan. Bu yerda shunda joylaganki, kichkina-kichkina maqbara bo'lgan, bir 10-15 ta shunaqa xona bo'lgan ekan. Shu xonaga kelgan odamlar hammasi shu yerda to'xtab, shu yerda dam olishib, shu yerdan nega hammalik o'z yo'nalishi bo'yicha, ipak yo'li bo'yicha ketishgan. Mo'yin xalfa Ishon bobomiz 4 yoshlarida otalaridan yetim qolarlar, shunda bularni ustozlariga tarbiyaga berishadi. Numohon Ishon, Ahmadxon Ishon bolalarimizga tarbiyaga qilishga berishadi. Oldin bu yer mozor bo'lgan. Mana shu maktab o'rnining bu yo tomonlari oldin mozor bo'lgan. Mo'yin xalifa Ishon bobo avlodlari 7 avlodni bilamiz. Bularni sanab o'taman. Mulla Avasxon Ishon bobo, Hoji Mo'yin xalifa Ishon bobomi otalari. Mo'yin xalifa Ishon bobomiz, Shokirxon Ishon bobomiz, Hamidqori Ishon bobomiz, Teshovatora Ishon bobomiz, Yo'ldoshxon Teshovat qadar buzurgvorimiz. Endi bular ota avlod. Keyingisi oldingi Arpapoya mahallasi. Arpapoya mavzusida Toshkent City'de hozirgi eng sentrida Qoratosh Shoshi, Qoratoshi avlodlari. Ular buvimiz, Rahobzaxon buvimizni avlodlari. Birinchi buvamizni otlari Shayx Mir Ali Shoshi, Qoratoshi. Ularning farzandlari Shayx Ahmad Shoshi, Qoratoshi. O'g'illari Sharafiddinxon Ishon bobo, keyin Qozixon Ishon bobo va Malikaxon buvimiz va padari buzurgvorimiz Yo'ldoshxon to'ra. Biz 7 avlod mana shu Toshkentda istiqomat qilamiz. Bularning hammalarining otalari Samarqandlik bo'lishgan. Baxshi Tepa degan joydan kelishgan bular. Bularning yuvarishlik sabab bu yerda ta'lim tarbiya, ilm, ma'rifat bo'lgan. Yo'lga solish. Bularda shunda bir hislat bo'lganki, bu hislat el yurt ardog'ida bo'lgan. El yurt ardog'ida bo'lishligiga sabab bularda juda ham kuchli ilm bo'lgan. Mana shu ilmni o'zgalarning qalbiga sindira olishgan. O'zlarini ketidan ergashtira olishgan mana shu ilm sababli.
ve halkını terbiye etmişti. Manbalarda keltirilişçe Muin Xalfa Bobo Maqbarası Toshkentdagi memori yodgorlik bo'lib 18 asır oxiri ve 19 asır boshlariga tegishli. Qurilishga mashhur ustalar jalb etilgan bo'lib, bir badavlat odam aynan maqbara uchun 50 mingta g'isht ajratgan ekan. Maqbara peshtoq gumbazli bo'lib, bir xonali. Umumiy tarixi 5.148 ga 6.116 metr. Go'rxona murabbat tarixli. Unda Muin bobo va o'g'li Umarxon sag'anasi saqlangan. Xonaga yorug'lik g'ayritabiiy devordagi panjara bilan bezatilgan tobadondan tushadi. Qurilishda silliqlangan pishiq g'ishtdan foydalanilgan. Maqbara kichik hajmda bo'lib, ammo uning gumbazi katta. Asli hajmiy ko'rinish to'g'ri to'rtburchak shakliga ega. Ichkarida ham bir devor, ikkita taxmon joylashgan. Uning poydevori pishiq g'ishtdan qurilgan. Har holda men 60 yildan beri mana shu dargohga qarayman. Yashi, gullashi, yashnashi, harakati, chunki shu arodan suv ichib katta bo'ldim. Alhamdulillah. Mana 70 yoshlarga chiqib qolibmiz. Xudo berganiga shukr. Xo'p, bizani endi avlodimizni so'radingiz, siz birinchisi borib Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ga borib taqaladi. Ana ulardan keyin Abu Berun, ana ulardan Abu Darun tug'ildilar va shu qatori shu kelib-kelib mana Moy Xalfa Ishon bo'y ziyoratgohida o'tiribmiz, Xudoga shukr. Xo'p, mana bu avlodlar mozorlari hammalari bir-birlariga tegishli bo'lgan zotda yotishib tushdi. İçkerde Moy Xalfa Ishon bo'y o'g'illari bilan, tashqarida mana ulardan keyingi o'g'illari va nabiralari mana adam va adalar bo'ladi. Kalomi Alloh hofizi Mirhamid Qori deyiladi. Alhamdulillah. Bularni masalan mendan yaxshi biladigan odam yo'q. Chunki yoshligimdan shularga xizmat qilib kelaman. Bu men uchun sharaf. Har birta davrni o'zini ulug' odamlari bo'lgani kabi Moy Xalfa Ishon bo'y ham o'zlarini davrlarini ulug' insonlardan bo'lganlar. U kishi ham ilm sohasida, ham bilimda, inneki ham quruvchi bo'lganlarning hisobiga mana shu siz bilan biz o'tirgan madrasani ham hashar yo'li bilan o'zlarini qo'llari bilan qurdirgan ekan. Madrasa Qorasarayni Qori Saroy bo'lishiga sababchi bo'lgan. Chunki ularning kelishlarida Qorasaray ahli o'sha paytda adab, tartib, tarbiyadan chiqib ketgani tufayli yuborildilar va kelib shu yerda shu madrasani hashar yo'li bilan qurib, mana alhamdulillah Qur'ondan dars berib, Qur'oni Karimdan kalomi Qur'onlarni shu yerdan chiqardilar. Azboroyi Xudo ko'pchilik qorilar shu yerdan ko'p tufayib chiqqanidan Qorasarayni Qori saroyiga aylantirdilar. Lekin 1917 yildan keyin yana Karasarayskiy bo'lib ketdi. Bu kishini juda ham mehnatlari juda katta bo'ldi. Shu Qori saroyda aholini dinga, diyonatga, adabga, tartibga chaqirgan odam shu odam bo'ladi. Alhamdulillah. Shuning uchun ularni eslab hamma e'zozlab hurmat qiladi. İlim olganlardan bittasi Ziyoviddin Qori otalari Boboxon Ishon ularning dastxatlari bor. Biz birinchi harfni shu yerdan o'rgandik arab harflarini. Ilmi shu yerda oldik degan dastxatlari bor. Masalan, mana hozirgi oldigi mana bu ayvoni sal o'zgartirildi. Lekin qolgan ichkarilar o'sha turish qo'ssin ishdan bo'lganini hisobiga hozirgacha mana elga xizmat qilib turibdi. Narigi zoldagi namozxonamizdagi toqilar, ustunlar shular, uning ustiga mana maqbara ham. Maqbarani bir marta oldinga qarab ketgani uchun men buni tey tugumidan boshqatdan oldirib, mana oldi tugmasini chiroyli qilib ta'mirlatib qo'ydim. Kelajak avlodlar uchun bus-butun saqlanish uchun. Ushbu maqbara yaqinida boshqa ko'plab me'moriy ansambllar, tarixiy manzillar, ziyoratgohlar joylashgan. Hazrat Imom majmuasi, ko'k tonli ota ziyoratgohi, Sulton Shayx maqbarasi shular jumlasidandir. Maqbara yonida masjid binosi bo'lib, ma'lumotlarga qaraganda 1909 yilda qurilgan. Tarixchi qiziqqanim uchun shu Toshkentdan o'tgan ajizlarni, O'zbekistondan o'tgan ajizlarni, dunyo ajizlarini o'rganib,
Lan şacarasından şunları ben buldum. Şacaraca ıksalçı diledim mi? Tatkikoşu diledim mi? Şunları Toskendeki şaşantörde azlanı şey, diğerli 90% şacarasını topladım. Bir de Muni Hatfi İşan'ın Allah'ların toplusunda bir neçim adı Samarkand'a bordum. Karşı'ya bordum. Orada malumunu topladık. Bana bitti gözlüken Hazreti Osman'ın ablalarından bugün Muhammed Muin Hatfi İşan'ın ablaları şacarası deyildi. Osman İbn Affan'ın oğulları Saad İbn Osman. Onun oğulları Hoca Abdü Birun. Samarkand'da ülke makbara var. Zikot'ta. Hoca Abdü Birun Samarkand'ın kazı kalanı bu geldi. Cüda ilim sahibi bu geldi. Ve adını bilen kazılık mansabı budur geldi. Yılda otup lan nebireleri Hoca Muhammed Abu Darun. Abu Darun'a doğru otup boğulan onu kazı buldular. Bana ben şey geldi, Abu Darun'dan kegel oradan yılda ottu. Oradan sakınken 9 asıl otkenden kegel Muhammed Mulla Abbasxan İşan bu ülkeleri. Bu yaş oğlu ötüp gittiler, ülkeleri bundan alıp geldiler. Alıp gelip, karşılığı Al-Babudin İşan'a şakırdık gibi verdiler. Al-Babudin İşan, bunların ablan oraya bilim verip, 7 yaşarlı babadan da olsun bugün geçiyor. Doğru ötüp, böyle taşkınlı geldiler. Muhammed İşan, bile 1787 yılı okulu geldi. 1888 yılı okulu geldi. Bana buradan gördüğüm 7 oğul. Yetti oğul. Şakırkan İşan, Şakırkan İşan, Abdülkadir, Şerali, Hopsep, Sakın, hemen oğulları ve şu gün geçip bugün avlatlarını şaşırmaz. Kasıları kül olarken, Muin İşan, bu loy koruyun, yaş koza geçeyimizdi. Kozanın loyunu 40 gün teyirlettiler. 40 gün teyirlerken ki, koza, bir, şöyle kanki bir müstakam nasip oldu ki, Ya siz loyundan pişipsiniz, o yüzden pişipsiniz, pişip yetilipsiniz. Yani sizge Tosken mülkünü veremem. Tosken mülkün diyarıda ilimde künaka okuyacaksınız. Dip, kasıplar kulağı bugün ve ilim sahibi bugün. Bu halk ve şu an boşun makalelerin boşun terakalli. Her kanda bir badan yakın bilen kekendi, Şimdi bir de karakallarına uzun, şimdi mülayim bak kalıp, üstadası kildim, kulakla gelip ayette. Bir cilka okusaydı, harakanda o da boysunmazsan, boysunup, boyun egip. Ne dedi, mülayim bak kalırken. Yaman fikirli giyen adamı, hemen fikirden kaydıp, izgü işte kılırken, nereler süsken adam, şöyle kabır, ne dedi, ilahi nuruk alıp, bunları, odaların yakışıklı kılışı, uzakken. Bu doğru ödüp, Toskent'in hakimini bir parçamsı keser bölgende doğrulaganlarından ki, Toskent'de ve kolu tamamen ülken hududun bileken vakfı verişkenekler. Hem bulan avlatları, Türkistan neyen var hazır, hazır gün neyen, avlatları bir yığın kar ile May Bayramı'nda 9. Mayıs'a İhsan Kırcı halim kılınladı. Türkistan'dan hem, Kazakistan'dan hem köpüler avlatları geçerdi. Kegin, Samarkand'dan gelişedi ki karşıdan Al-Babudin İşan avlatlarına halen bağırdı geldi adamları var. Bu bileki belirgen makam devam söyleyen mutken. Hemen az avlıyor, ilim sahibi ne kadar şakarımızı en kötü anlamalardan biri bu kadar. Muin Halfa Baba, bolalikten bilimi küçülü bölgen ustazlarga şagird düşkenler, dini ve dünyavi bilimlerini puhta egellediler. Özleri ustada puhta işlediler. Ruhi kasalliklarni davolaganlar bobomiz. Ular shunday davolaganlarki, uni boylab qo'yish boshqa qilib emas. O'zlari shunday dam urib davolaganlar. 3 marta dam urganlarda tuzalib qolgan ruhi kasalliklar. Shunday xislatlari bordiki, ko'zlarida shunday nur bo'lganki bu Muin Halpeshon bobomlarni shu nur bilan har qanday odamni ham tinchlantira olganlar. Bobomizda muhrlar qolgan. Muhrlar Sutalari qolgan, Qur'on kitoblari qolgan. Undan keyin mana shu nima qilingan
kuzele, başka narsale, tarihi yodgarlığıyla koygen. Masjid binası yıllar devamında bir neçe marotaba tamırlangan. Uşbu masjidge nazar solar ekansız, uning ko'rinishidan ham avval ne çoğli pişik kurulganligiga ahamiyat berasiz. Biz kunning issig'ida ichkariga kirganimizda, xonalar xuddi konditsioner yoqib qo'yilgandek, muzdekkina edi. Alisher akaning aytishlaricha, qish faslida bu masjidda isitish radiatorlari, iliq pollar bo'lmasa-da, ichkarida turgan suv muzlamagan. Hatto qattiq izg'irinda ko'pchilik aynan shu joyda isingan. Muin bobo avlodlari bilan suhbatlashar ekanmiz, bu madrasa yoyinki keyingi vaqtlar masjid vazifasini bajargan maskanda har doim katta qozonda ovqat qaynab turgan. Uzoq yerdan kelgan musofirlar ayni shu joyda qo'nim topib isinib qorinlarini to'yg'azganlar. Alsheraka ko'kchadan boshlangan chillaxona aynan Xo'ja Muin maqbarasidan ham o'tgan ekan. Albatta. Keling, ana shu chillaxona haqida bir ma'lumot berib o'tamiz. Masalan, mana mana shu joyda maqbaraning to'g'risida ben bunu yop teşekkürmem uzun. Azgene vakt düştüm, paske zine binen, Müslüman uçtan işlengen zine binen, paske düştüm. Ve korangu bugün için arkası, ahir gibi borulmadı. Zah! Bunun üstüge, şu kadimi işlengen. İlgari avliyalı birbirlerini aldılar ki şu yer aslı yollarımına barışken eken. Bu yolu bana indi birinci doğumcısı, birinci çıkartıyan cüye Hasli İmam. Hasli İmam'daki tek Kökçe'ye borarken. Kökçe'den Şeyh Zeyndumbu'ya geçip borulgen eken. Bunu sıkıyamaz, sizirgen. Demek hamma çilla honalarını bir vasıta ana şu yer aslı yolu ulengen. Ben şimdi hazır bize, ben hazır kurutturken cüyemizde çilla honanın onunu bu. Bana o hazır getirken cüyem, o yer aslı yolu. Çilla hona bana birbirine bağlangenidi. Tamirlash paytida shu chillaxonamiz olindi va yo'limizni ustini yopib qo'ydik. Yaqinda arxeologlarimiz kelib shu yo'l haqida mendan so'rashdi, men ularga javob berdim. Xo'p, yana bitta narsa, Qorasaroyni har bitta nimani darvozasi bo'lgan. U nari ko'chaning narigi betida o'sha o'rib turgan joyda Qorasaroyning darvozasini o'rni qolgan fundamenti bor. Uni ham arxeologlarga ko'rsatdim, ular ko'rib hisobini qilib ketishdi. Mana hozirgi kunda ko'p ajdodlar haqida gapiryapmiz, tarixiy shaxslar haqida gapiryapmiz. Ularning bevosita chillaxonasi bor. Albatta. Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, Xo'ja Muin ham juda ham atoqli arbob va albatta. O'z davrini buyuk insonlardan bo'lganlar. Chunki u kishi mana shu ilmdan, Allohning ilmidan ham inekin ustalik, ustachilikdan mana mana shu maqbarani o'zlari qurganlar. Bu yerda xizmatini qilib, 101 yoshda lekin o'g'illarini yonlariga o'zlari qo'ydi. Muin bobo yon atrofdagilarni bilimga va hunarga o'rgatganlar, shosh ahlining hurmatiga sazovor bo'lganlar. Muin bobo ismi mana asrlar o'tsa hamki, o'z dolzarbligini yo'qotmadi, qadrsizlanmadi. Aksincha, asrlar davomida ushbu me'moriy obidalar devori, g'ishlari Muin bobo haqida faqat yaxshi fikrlar, suhbatlarga guvoh bo'ldi. Bugungi ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida bir narsa meni lol qoldirdi. Hozirgi kunda Xo'ja Muinning mingdan ziyod avlodlari bor ekan. Bu degani dunyo bo'ylab ziyolilar atrofga o'z bilimlarini ulashishlari aniq. Omon bo'ling.